Yadırgılardan diledikleri kadar gizlesinler. Yerin kulağı vardı. Geceleri el ayak çekildikten sonra buluştuklarını, Ayşe'nin sevdiği oğlana buzdolabından tereyağlı ekmek, muz, elma, armut getirip köşk bahçesinde verdiği, sırtlarını duvara dayayıp saatlerce mırıl mırıl bir şeyler konuştukları biliniyordu. Ne konuşuyorlardı? Pervin'e göre ne konuşacaklar? O içleri konuşuyorlardı işte. Duvar işleri sonra gelmiş karşı yapıdaki işçilere göre ise Yalnız konuşmakla kalmıyor. Her bir şeyi yapıyorlardı. Bu biraz da kendilerinin yüz akı bir şeydi. Öyle ya koskoca zengin bir köşkün eli yüzü düzgün hizmetçisine kendilerinden biri tavlamıştı. Daha doğrusu kız onu tavlamıştı. Çünkü hamal veli yemini basıyor. Ben iyisini biliyorum arkadaşlar diyordu. Oğlanın bu işte hiç suçu yok. Kız üstüne düştü. Uzun uzun anlatıyordu. Bu uzun uzun anlatışlardan birini Gafur da dinledi. Hem de kapıdan usulacık. Hamal Veli ne olursa olsun Gafur'dan saklıyordu bu işi. Çünkü biliyordu ki Gafur kızın üstüne çok düşmüş ama yüz bulamamıştı. Onun yüz bulamadığı bir kızın köylüsünün hem de İstanbul'a ilk gelip hemşerim diye dört elle sarılmaya kalktığı birinin terslediği, koca İstanbul'da yek başına bıraktığı birinin kızı tavlamasına pek içerleyebilirdi. Gafur o gece her şeyi açık açık işitince deliye döndü. Bakkalın çırağıyla kafaları iyice çekmişlerdi. Sarhoştu. Demek ona hiç muhtaçlığı olmadan iş bulan, duvarcılığı belleyen, üstelik okuma yazmanın da iti olan bu olan. Şimdi de onun göz koyduğu kızı elinden almıştı. Oradan öfkeyle ayrılmış eve gelmişti. Ayşe çorap yamıyordu. Gafur bir an bir çılgınlık yapmaya geçirdi kafasından. İçeri dalmak, namussuz kızı altına almak, her bir şeyi yapıp sonra da hapis damını boylamak. Sonra Cahide lüzum yoktu buna. Hapis damın Ayşe için değil ötekinin tekene taş koymak için göze alabilirdi ama gerçekten de sırası değildi. Şu sıra görülecek başka işi vardı. Bu iş hemşerisinin tekerine taş koymaktan da Ayşe kahvesinin uğruna çıkmaktan da önemliydi. Sebze halindeki dükkanda artık iyiden iyiye kafa tutmaya başlamış olan kuru katip eskiden sattığı boş tahta sandık, teliz denilen çuval parçaları... Hatta sebze paralarından pay verirdi. Şimdi açıktan açığa sırt dönüyor. Çaldıklarını koklatmıyordu bile. Üstelik Demokrat Parti'ye de yazılmıştı. Çalımından geçilmiyordu. Soracaktı ona. Demokrat Parti, Memokrat Parti ya Avanta'dan pay verirdi ya da biliyordu yapacağını. Bütün bunlardan habersiz Ayşe ile iflasızın Mehmet gece yarısını bir belki de iki saat geçe köşkün arkasında buluştular. Yukarıda ay yoktu ama hava bulutsuz, yıldız dolu, apaydınlıktı. Ayşe yıkayıp ütülediği çamaşırları verdi. Yarın hamama git, çamaşır değiş. Akşam da kelileri getir. Vallahi sana çok zahmet ediyor bacı. Bacı mı? Ayıya bak. Kaba kaba güldü. Tövbe estağfurullah. Dil alışkanlığı. Dil alışkanlığı olur mu? Ben nereden bacın olurum senin? Elini kocaman avuçlarının arasına aldı. Doğru. Ayşe geçen yıl hanımla gittikleri sinemadaki kızla oğlan gibi kendini iflasızın Mehmet'e bıraktı. Başını onun genç, sağlam omzuna koydu. Bu hafta Hatça ablamlara gideceğiz ha. Ayşe bunu günlerden beri teklif ediyordu ama Mehmet yanaşmıyordu, utanıyordu da ondan. Ayşe'nin buzdolabından çıkarıp getirdiği muzlardan birini ağır ağır soyarken karşılık vermedi. Kız dayattı. Duyun mu? Yıldız ışığında kızın yüzünü görmeye çalışarak niye dedi. Hatça ablamlara gideceğiz. Gene karşılık alamayınca dirseğiyle dürttü. Lan niye gitmek istemiyorsun? Bakmadan utanıyorum kız dedi. Vallahi utanıyorum. Kimden? Hatça ablandan, erinden. Omzuna eliyle vurdu. Allah canını almaya. Utanıyorum şuna bak. Ne var utanacak lan? Seni verdiydim. Hatça ablam bir sevindi ki. Neden dersen? Onlar da bizim gibi tanışmışlar. Ama şimdi eniştemi görme. Hatça ablamın tövbe sözünden çıkmıyor. Buzdolabında dişleri donduracak kadar soğumuş muzun ağır ağır çiğnemekte olan oğlana baktı. Hep düşünceli, hep çekingen, hep yadırgı. Ne diye böyleydi bu oğlan? Hatça ablası ve ötesi var mı? Eniştesi demişti. Sen onu getir bize. Ben bir sıkılayayım. Ne de olsa cahil oğlan tabii. Parasını murasını şuraya şuraya çarçur etmesin. Ölümlü bir dünya. Şunu şurası. Yarın baş göz olacaklar. Yurt yuva sahibi olacaklar. Getir onu bana getirsen. Enişteme gelince onun gibi akıllı kim var? Mehmet'in kanına dokundu. Niye? Bu dünyada bir enişten mi akıllı? Ne belledin ya? Sen babamı görmedin. Babamdan geçtim. Babamın bir emmisi varmış. Akıl fikirdi. Dur orada. Elli olsa enişteme uymaz. Eniştem demir kırata kayıt olmayı düşünüyor biliyor musun sen? Olsun. Olsunmuş. Onu bildiğini kim bilir? Bir lafları var abi. Adamın aklı duru. Dışarıda da hiç para harcamaz. Erkek dediğin onun gibi olmalı. İnsan dışarıda ne demeye para harcamalı? Haftadan haftaya haftalığını aldı mı doğru Hatça ablama getirir. Bir tamam. Hatça ablam da Allah için hani. Paraların üstüne düğüm atar ki yer yerinden oynasa tövbe. Ben harcıyor mu? Sen de harcamıyorsun ha belli olmaz. Niye? Güldü. Niye kız? Ergen adamsın kızlarımızlara gidersin kim bilir? Kızdı. Ben. He? Sen beni ne biliyorsun daha? Gitsem her daim giderim ama gitmem. Niye gitmem? Kızlardan adama iyilik gelmez de ondan. İnsan olan bir insan evliliği düşünmeli. Evlilik gibi yok. Evlenip yurt yuva sahibi oldun mu bırak gerisini. Doğru dedi Ayşe. Evlilik gibi var mı? Olur mu? Olmaz tövbe olmaz. Adamın çoluğu çocuğu. Evinde sıcak yemeği pişer. Sırtı mırtı yunar arınır. Çoluğu çocuğu olur. Baba baba değil. Evi de olmalı insanın. Evini olmadı mı? Bırak. Bırak ki bırak. Uzun bir sessizlik içinde ikisi de kendi düşünüleriyle baş başa kaldılar. İkisinin düşününde de kendilerinden başkaları vardı. İflasızınkinde babası, bacısı, kardeşleri. Ayşe'ninkinde de henüz yüzlerini tanımadığı halde gene onlar. Mehmet babasıyla kardeşlerinin gelmelerini mutlaka istiyordu. Ayşe ise istemiyordu. Ne lüzum vardı. Otursunlar da oturdukları yerde. Neden sonra? Hatça ablamlarınki gibi bir evde ev uydurduk mu tadından yenmez. Mehmet başını sağladı. Yenmez ki yenmez. Sen, ben, sonra biri de çocuğumuz. Mehmet telaşla döndü. Genç kızın yüzüne baktı. Sen, ben bir de çocuğumuz mu? Değil mi? Değil ya. Niye? Babam, bacım, kardeşlerim. Ayşe gözlerini genç adamdan kaçırdı. Sonra da önleydi. Niye? dedi Mehmet. Öte gün razı olduydun. Ne bakıyorsun razı olduğuma? Şimdi olmuyor mu? Benim kimim kimsen var mı? Demek olmuyor. Omuz sikti Mehmet huylanarak kalkmaya davrandı. Ne demekti? Ana bacı kardeş de onlar be. Ayşe kolundan tuttu. Nereye gidiyorsun? Yatmaya. Ayıya bak. Yatmayaymış. Bırak kolumu. Bırakmıyorum işte. Kız bırak. Ayşe hırçınlaştı. Bırakmıyorum işte. De. Bırakmıyorum. De. Demek bu kadardı beni sevmen. Niye babamı kardeşlerimi burunluyorsun? Burunladın mı? Burunlamadın mı? Burunlamışım. Burunladın tabii. Senin baban kardeşlerin yoksa bana ne? Ayşe'nin içine birden kimsesizliğin, kolu, kanadı, kırıklığın acısı. Mehmet'in omzuna kapanıp ağlamaya başladı. Mehmet pişman olmuştu. Sus dedi. Benim babam kardeşlerim senin de baban kardeşlerin sayılır. Sus. Ayşe susmuyordu. Onu koltuk altlarından sımsıkı tutup kucağına yatırdı. Genç kız bunu istiyordu. Ağladığını kesmedi. Mahsustan kesmedi. Genç adamın işi iyice ileriye götürmesini istiyordu. Öyle ileriye gitmeliydi ki ne babası ne de kardeşleri yüzünden geri dönebilsin. Mehmet önce saçlarını okşadı. Sonra kucaklayıp göğsüne bastırdı. Daha sonra da yere yatırıp altına aldı. Ayşe ne yapsa susmuyordu. Deli dedi. Deli soyka. Senin yerin başka. Onların yeri başka. Onlar elli olsa senin yerini tutamabilirler. Tutamazlar. Tövbe tutamazlar kız. Vallahi tutamazlar. Billahi tutamazlar. Anşa. Anşe kız gülüm bak hele bir yol bak hele be. Kolunu yüzünden zorla çekti. Kızın yaş yaş parlayan kirpikleri. Ne var? Onların yeri başka, senin başka kız. Koluyla itti. Git, onlara git, istemiyorum. Ya, git, istemiyorum, git. Durdu, uzun uzun durdu. Neden sonra? Onların yeri başka, senin yerin başka, dedi. Bilmiyor mu? Sen benim gülümsün tekmil. Yattığı yerden huysuzlukla doğruldu. Git hadi git. İstemiyor. Çık git buradan. Esah mı diyorsun? Mahsustan. Esah diyorum dedi. Git. Oğlan uysal suçlu azarlanmış kocaman bir çocuk mahzunluğuyla kalktı. Ayşe'nin ona sabahleyin yesin diye getirdiği tereyağlı ekmek dilimleri, kocaman kütür kütür bir elma armut, bir de muzla kalın bir peynir dilimi bulunan paketini almadan köşk bahçesinden ağır ağır çıktı. Ayşe pişman ardından uzun uzun baktı. Oğlan uzaklaştıkça içinden gelen ağlama artıyordu. Pişmandı pişmandı ya acımamak lazımdı elini oğluna. Hatça ablası böyle demişti. El oğlunu avucun içine alamadın da onun avucuna girdin mi yandın. Aman Anşa sen sen ol. Değilsin oğlunu kendi kul et. Sen kendin kul oldun mu yandın. Vallahi seni mana mana oynatır. Mehmet karanlıklara karışıp silindikten sonra içindeki kaygı büyüdükçe büyüdü. Ya bir daha gelmezse? Ya hiç gelmezse bir daha darılırsa, başka birini bulursa ne diye kovdu? Keşke kovmasaydı. Ah Hatice ablası. Oğlan onurlu, kibirli olduğunu bildiği halde. Varsın babasıyla kardeşlere de gelsin. Ne çıkardı sanki? Onların ayrı bir odaları olduktan, akşamları baş başa kaldıktan sonra Davranıp kalkarken eline Mehmet'in götürmeyi bıraktığı yiyecek paketi çarptı. Demek bunu da bırakmıştı. Az ötede yıkanmış, ütülenmiş çamaşırları, acıması, pişmanlığı arttıkça artıyordu. Yiyecek paketiyle Mehmet'in temiz çamaşırlarını aldı. Odasına girdi. Elektriği tam çevirmişti ki gafur. Nereden geliyorsun? Elindekilerden korktu ilkin, kekeledi. Hiç bahçeden. Ne diye ağlıyorsun ya? Zaten canı sıkılıyordu, parladı. Sana ne be? Gafur kararlıydı. ile bırak. Geceleri ne boklar yediğinizi bilmiyorum belleme. Gafur kapının önündeydi. Kapıyı suratına çarparak kapadı. Bilirsen bil. Gafur kapaca sövdü. Bekledi karşılık alamayınca odasına hırsla gitti. Lambayı yaktı. Ulan hem suçlu hem güçlüydü kız be. Sen tut kulağının dibinde elini oğlunu köşk bahçesine al. Her bir haltı karıştır sonra da kendini karyolasına sırt üstü bıraktı. Yarın olsun Hayri beraber gelsin de. Biliyordu yapacağını. Beye, beye olmazsa hanıma demezse ondan kötü, ondan adi, ondan kahve kasığında yatmış yoktu. Ne belliyordu. Bu işler bu kadar kolay mıydı? Herkesin de kendine göre bir namusu vardı. İflasızın Mehmet de yapıdaki iş arkadaşlarının hep birlikte yatıkları odaya hırsla değil, gururu, kolu kanıda kırık gelmiş, yorganını serili bulmuştu. Şaşmadı. Hamal beli sermişti beyes belli. Nitekim Mehmet sırt üstü uzanınca uyandı. Sordu. Geldin mi? Fısıltı ile karşılık verdi. Geldim. İşler iyi mi? Anlatsa mıydı acaba her şeyi? Ciğeri yanıyordu. Esat diyorum git demişti. Kovmuştu be. Niye cevap vermiyor? İçini çekti. Nesine cevap vereyim kardeş? Kız bizi kovdu. Hamal Veli yatağında oturuverdi. Kovdu mu? Kovdu. Ne dedi? Git Haydi git dedi. İstemiyorum. Çık git buradan dedi. Esah mı diyorsun dedim. Esah dedi. Kalktım. Yürüdüm ben de. Niye dedi. Hey evet canım. Babamı kardeşlerim istemiyor. Hamal Veli her şeyi anlamıştı. Bütün gelinler başta kaynana kaynata görünce kayınları pek istemezlerdi. Hamal Veli biliyordu bunu. Ayşe'ye hak verdi. Suç sende kardeş. Bende mi niye? Niye olacak? Kız tutmuş sana gönül vermiş. Ne karıştırıyorsun babanı bombalı? Ellerini parmaklarını birbirine kenetlemiş, kenetli ellerini de başının altına koymuştu. Demek suç ondaydı. Ondaydı da babasıyla kardeşlerine sırt mı dönecekti? Babası öz be öz babası atasıydı be. Kardeşlerine gelince hadi ötekiler erke. Ümmü, ümmü kızdı. Büyük kardeş ağaydı. Kız bacısını düşünmemezlik edebilir miydi? Ayşe de yatağında bunu düşünüyor. İtten pişman. Mehmet'in babası, kardeşleri en çok da kız bacasını elbette düşünmesi gerektiği sonucuna varıyordu. Kardeş bacı. Tövbe. Ne diye sanki? Ah bacı Hatice abla. Ah hep senin yüzünden. Deyyus'un oğlunu avucun içine al dediydin. Ne bileyim ben huylanıp gideceğini. Gitmez belli dedim. Gitti. Bir daha da gelmezse ya. Ya başka yerde duvar işçiliği bulur da giderse. Dışarıda hanımefendinin küçük spor arabasını üst üste öten kornasıyla uyandığı zaman penceresinin basma perdelerinden içeriye güneş vurmuştu. Sıçrayarak kalktı. Ne zaman uykuya geçmişti bilmiyor. Uykusuzluktan yanan gözleriyle koştu. Hanımefendi gene direksiyondaydı. Beyefendi yanında. Gafur da arkada. Hanımefendi sertçe. Hanımefendi ben miyim sen misin anlayamadım dedi. Saat sekize geçiyor. Ayşe hanım yatakta. Hanımefendi de yollara düşüyor. Tersine dünya. Vallahi tersine dünya. Gafur yılışık yılışık. İnsan geç yatarsa dedi. Ayşe'nin öfkeli bakışıyla karşılaşınca yuttu. Hanımefendi hep sinirli sordu. Neden geç yatıyormuş? Çocuk mu emziriyor? Ayşe önüne baktı. Karşılık vermedi. Hanımefendi arabayı sinirli bir manevrayla döndürüp bahçenin geniş kapısından çıkardı. Kızıyordu. Kocasına da, hizmetçiye de, gafura da, memlekete de. Bütün insanlara hatta bütün dünyaya da. Neden? Niçin kızıyordu? Bildiği yoktu ki. Kızıyordu işte. Beyefendi yarım solla arkaya döndü sordu. Niye geç yatıyor bu kız? Gafur taşın gediğine konulma zamanı geldiğini anlayarak kendine sorun dedi. Bu bilmiş karşılık hanımefendiyi gene taşırmaya yetti. Bu kararlık edip durma ve dedi. Bildiğin bir şey varsa söyle de anlayalım. Gafur bozuldu sonra hırslandı. Yapıda bir oğlanı seviyor, dedi. Hanımefendi de beyefendi şaştılar. Hanımefendinin şaşkını bir parçada öfkedendi. Tuzlayayım da kokmasın, dedi. Dedi ama bu sözün ciddiliğine kendine inanmadı. Neden sevmesin Genç, kanlı, canlı bir kızdı. Başta gafur, semtin bakkal çırağı, bahçevanı, şu su bu su ardına düşmüyorlar mıydı? Gafura dikiz aynasından baktı. Onu görmeye çalışarak. Desene ki kaptırdın dedi. Gafur alındı. Bana ne? Sana mı ne? Öyle ya ona ne olur muydu? Kızın ardına dolandığını beyefendi de biliyordu hanımefendi de. Yani değişimi o ki. Diye düzeltti. Gönlü başkasına düşmüş. Zarif pırıl pırıl araba ağaçlar arasında gömülmüş köşklerin aralarındaki geniş yoldan tatlı bir mırıltı ile ilerliyordu. Akşam aynı yollardan aynı mırıltı ile döndükleri zaman vakit Gecenin dokuzuna geliyordu ve hanımefendi sabahkinin tam tersi dehşetli keyifliydi. Onları bahçe kapısında karşılayan Ayşe'ye takıldı. E Ayşe demek böyle. Bütün gün taş merdivenin başıyla mutfak penceresinden ayrılmayan hep şu Deysun oğlunu düşünen onunla yeniden nasıl barışabileceğine yol arayan Ayşe anlamadı ilkin. Ne ile? İşittiklerim doğru mu? Hanımın ardında taş merdiveni yürüdü. Ne işittin? Hanımefendi bu laibali karşılığa nedense alınıp bu teklifsizlik neden icap etti? Ne işittiniz desene demedi. Ne işitmedim ki? Ne? Karşı yapıda birini mi seviyormuşsun? Hemen karşılık vermedi. Hanımın ardından merdiveni ağır ağır çıktı. Yemek yiyecek misiniz? Tabii tabii acımdan geberiyorum. Üstüne başını soyulmak üzere odasına girdi. Ayşe'yi de karşı yapıdaki sevgilisini de unutmuştu. Nasıl unutmazdı ki? Bugün öğle yemeğini o gece jujurlarda tanışıp yazhanesinin adresini aldı, gözlüklü avukatla yemiş. Onunla baş başa uzun uzun konuşmuştu. Erkek olarak belki de pek öyle fazla bir şeyler ifade etmeyebilirdi ama onun maksadı aradığı erkekliği bulmak değildi. Eşelemek, fikirlerini öğrenmek, aklının içine girmek, hizmetinde çalıştıklarına raporlar verebilmek. Soyunmuş pembe naylon geceliğini giymiş, lambayı söndürüp dışarı çıkmıştı. Ayşe sofrayı hazırlamaktaydı. Her zamanki gibi kara kaşları yıkık, canı sıkkın gibi düşünceli. Başını kaldırdı, hanımefendiye baktı. O gafur itinden mi duydun? Neyi? dedi hanfendi. Demi sorduğunu. Sana ne? Gerçekten içerlemişti demek beş kuruşluk bir hizmetçi parçasına hesap verecekti. Bir şişe rakı getir buzdolabından. Ayşe köz köz gitti. Buzdolabın soğuğunda terlemiş kulüp rakılarından birini alıp getirdi. Kutu turşusu, sandalya, ançüez tarama, doğranmış sucuk, salam, pastırma, peynir, yeşil zeytin. Elektrik ızgarasına bir koy. Ayşe isteksizlikle mutfağa geçti. Buzdolabında her şey vardı ama neye yarardı? Deyyus'un oğlunu bütün gün taş merdiven ya da mutfak penceresinden gözetlediği halde görememiş. Gördüyse bile domuz inadından başını kaldırıp bakmamıştı. Izgaranın fişini prize soktu sonra çekti akıl koymamıştı başında. Buzdolabına dolmuş prizola dilimlerini çıkarıp ızgaraya dizdi. Sonra yeniden fişi prize soktu. Bugün hammal veri de gelmemişti su doldurmaya. Kim bilir belki de o tembihlemişti. Gitme beni gece kovdu. Gitme Madem kovdu bırak. Dünya'da ondan başka anşa yok değil ya. Hatça ablasının öldüğüne uymuş. Oğlanı avucun içine alabilmek için. Alamamıştı işte. Oğlan başını almış gidiyordu. Gideni geri çevirmeliydi. Mutlaka çevirmeli. Nasıl? Bilmiyor. Bilmiyor ama çevirmeli. Gece henüz ustura değmemiş yanakları, kuvvetli kolları. Ya güçlü erkek çalımıyla altına alışı? Gitmemeli. Geri dönmeli. Dövse de sövse de geri döndürmeliydi. Haç ablasının dediğini tutmamış, sökmemişti işte. Çekmiş gitmiş, bir daha da yüzüne bakmamıştı. Öyle ki yağlı ekmek dilimleri yunmuş, ütülenmiş çamaşırların olsun almadan. Hüseyin! Hanımefendinin sesi kocasını çağırıyordu. Ayşe duydu, düşünülerinden sıyrıldı. Yeni her zamanki gibi Betin'e gitmişti. Hüseyin! Bey mi? Gafur gibi yanaşma mı? İnsan giyinip kuşanmak, kokular sürünmek, Elin çiyan oğlanlarıyla her haltı karıştırmakla hanım olamazdı. Hatça ablası da hanımdı. Nesi eksik hem de hanımdı. Kocasına nasıl dört elle bağlı. Kendi de Hatça ablası gibi dört elle sarılacaktı kocasına ama nerede? Kaçırmıştı kuşu kafesten. Kaçan kuş yeniden kafese girer mi? Pirzollara baktı çevirdi. Kuşu yeni baştan kafese sokmalıydı. Nasıl? Bilmiyordu. Tövbe bilmiyor. Kendi gelmiyordu. Bari beli gelseydi. Gelseydi de elini ayağına kopanıp olmadı mı pirzolar daha? Dert ye diye geçirdi. Sonra oluyor dedi. Yarı buçuk ızgaradan çıkarıp beyaz porselen tabakla koşturdu. Yarı buçuk getirdim. Ne hanımefendi ne de boynuzlusu farkına vardılar. Masada o kadar çok öyle çeşitli yiyecek vardı ki Mutfağa döndü, lambayı söndürdü. Pişman olmuştu, söndürmese de oğlu. Karşıdan görürdü. İçine bir küskünlük, bir naz, bir cilve ihtiyacı. Demek hiç sevmemişti. Gönlü düşmüş olsa o da onun gibi uzaktan bakar, işmar eder, el sarlardı. Demek baba kardeş lafı olunca el kızını bir yana atıverecekti. Hatça ablası gene de haklıydı. Güvenilmez de değilsin oğullarına. Nerede eniştesi gibiler. Öğleleri binde bir çıkar çıksa bile Ayşe'ye rastlamazdı. Mutfak penceresine dayandı, yüzünü avuçların içine alıp bir süre karşı yapın ışığına baktı. Şimdi herhalde yemek yiyordu. Yemeğini yer, elini ağzını yıkar, sonra da yatağını derbili verirdi. Peki ama verinin olsun gelmemesi. Dışarıda telefon çalmaya başladı. Anşa, telefona bak. Koştu, kulaklığı aldı. Alo, kim? Beyefendi mi? burada. Kulaklığı indirdi. Ağız yerini avcuyla kapatıp ''Siz istiyorlar bey. Kabzımal müteahhit Hüseyin Korkmaz ipek pijamalarıyla telefona geldi. Kulaklığı hizmetçinin elinden aldı. Alo neresi? Karakol mu? Ne olmuş? Gafur mu? Ya yara mı? Değil mi? Tüh. Hanımefendi merakla kalktı masadan yanına geldi. Ne olmuş? Kısaca anlattı. Gafur'la katip kavga etmişler. Gafur katibi yaralamış. Kulakla ne yapalım komiserim sağlık olsun. Elbette elbette. Tabi cezasını çekecek. Sebep neymiş acaba? Bilinmiyor ha. Kanun neyse öyle ya. Tabi tabi. Hadi hayırlısı. Kulaklığı yerine koydu. Hanımefendi demek dedi. Katibi yaralamış. Neyle? Bıçakla diyor komiser. Bıçakla değil bıçakla. Komiser değil komiser. Bıktım usandım senden Hüseyin. Çakır keyif hafifçe sarhoş masadaki yerine geçerken Hüseyin korkmaz keleş keleş bilerek ardından yürüdü. Katranı kaynat olur mu şeker karıcığım? İyi ama yarın mebus olacaksın. Meclise gireceksin. Daha mühimi büyüklerimizin şeref verecekleri balolarda bulunacaksın. İskemlesine oturdu. Yanımda sen olduktan kelli. Ah Hüseyin ah yavrum. Bu kellemeli ağzın da vallahi yerlere geçiyorum. İnsan bunca zamanda bir parça, bir parçacık yoğuntulur. Sen gene keleş keleş güldü. Meşe odun değil mi? Ama ne? Eh. Meclisteki mevusların içinde benden beterleri var. kulağıs mı? O zamanı ben de yoğuntulurum şekerim. İnşallah. Görürsün. Görürsün değil. Görürsün. 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 Hepsi bir. Öyle mi? Değil mi? Değil tabi. İnsan sadece kocaman ayaklardan ibaret değildi. İnsan sözünü kesti. Vaktiyle sen de ayaklarımın kocamanlığına vurulduydun. Hanımefendi sızlandı. Ah ya Rabbi, hangi birini düzeltmeli? Ayol kocaman değil. Kocaman vurulduydun değil. Vurulmuştun. Sana laf anlatmak, deveye hendek anlatmaktan zor. Rakı kadehini dikti. Niye zor? Bilmiyorum. Devecilik yapmadım ki. Birden haldeki dükkanını hatırladı. Yarın düveni Erden gitmeli. Hanımefendi önce gene düzeltti. Düveni değil, dükkana. Erden değil, erkenden. Niçin? Ne niçini? Dükkana niçin erkenden gideceksin? Katip yaralı, gafur mapisi boylayacak. Mapisi değil, hapishaneyi. Mapisi, hapisi neyse. Mal gelir teslim almak. Deftere kayıtlara geçmek lazım. İ lazım değil. Lazım. Doğru lazım. Ayşe masanın birkaç metre berisinde bütün bu konuşmaları dinliyor. Sevinçten içi içine sığmıyordu. Sanki yarın olmuş hamal veli su doldurmaya gelmiş. Kardeş demiş Ayşe o oğlana söyle inatçılığı bıraksın. Kırsın şeytanın ayağını gelsin. Ona diyeceklerim var. Hanımefendi ile beyefendi konuşur bırakıp mutfağa usulacık geçti. Lambayı da yakmadı. Dayandı pencereye dikti gözlerini Mehmet'in şimdi belki de sırt üstü uzanıp yorgunluk çıkardığı yapıya. Yapının henüz oyuklardan ibaret aydınlık pencereleri yarın oluyor. Veli geliyor. Veli haber salıyor. Şeytan ayağını kırıp geliyor. Küstü kalkıyor aradan. Anlatıyor. Ne anlatması? Gafur'un mapis damına girdiği müjdesini veriyor. Sonra dün geceki gibi Köşk bahçesinin bir kıyısında erkeğin güçlü göğsüyle kolları arasına indirip kaldırıyorlar. Niye darıldın? Postal. Darılırım tabii. Beni kovdun. Teli mi döküldü kovduysam? Telim döküldü. Ne belli edin? Teli dökülmüş. Bir yarenlik ettik belli. Hemen küsüp gitmek mi lazım? Herkesine kendi göre bir onuru var. Onuruna tüküreyim seni. Ee, tükürürsün. Tüküremem mi? Tükür hadi. Lan beni zorlatıp durma ha. ''Ne var? Ne istettin beni?'' ''Ekmeğime sürüp yiyeceğim.'' ''Ben kaymak mıyım?'' ''Kaymaksın, balsın, şekersin.'' ''Sen benim şekerim, balım, kaymağımsın.'' ''Şekerden de, baldan da, kaymaktan da ilerisin.'' ''Ne belledin?'' ''Niye kovdun öyleyse beni?'' ''Kovduma ne bakıyorsun?'' ''Heye ne bakıyorsun, ne bakıyormuş?'' ''Ne bakıyorsun olur mu?'' ''Bakarım tabii.'' ''İyi hadi iyi, aksedonuz. Dinle beni şimdi.'' ''Gafur var ya gafur.'' ''Ne olmuş?'' ''Mapis boylamış.'' Değil mi? Vallaha. Niye? Kağıtı bir vurmuş. Niye vurmuş? Kim bilir? Bırak şimdi gafırı. Gafurun okuması yazması yoktu. Sen okuma yazma biliyorsun. Öyle ya. Biliyorum. Ne olacak? Ay, ya bak. Bir de sonra. Ne olacağı var mı lan? Seni beğendirim. Gafurun yerine. Ha, katiplik yapaman mı? Yapamazsan bile gafurun yerine değil mi? Beye değil mi senin için? Ayşe. Hanımın hırçın sesi hayallerini gene dağıtıverdi koştu. Buyur buz getir. Buzdolabının buzluğunu aldı koşturdu. Bir yandan buzları beyaz bir porselen tabağa boşaltmaya çalışırken öte yandan da beyefendinin gafur üzerine yaptığı açıklamaya kulak veriyordu. Gediyle köpek gibiydiler. El adamı değil mi? Doğrusu mu olur? Gözleri çıksın katip. Boş sandıklarla telizleri satıyor. Cebine indiriyor dediydi. Katip de yalan diyordu. Boş sandıklarla telizleri satalım. Parasını bölüşelim diyor da ben yanaşmıyorum dediydi. Aman tencere dibin kara. Seninki benden kara hesabı. İt dişi, domuz derisi. Ayşe'nin içi içine sığmıyordu. Değil mi ki gafur gitti, yeri boşaldı. Üst yanı kolaydı. Gafurun yerine Mehmet değildi. Başkası bile gelse hiç korkusu yoktu artık. Gene mutfağa pencereye geldi. Korkusu yoktu. Çünkü kim gelirse gelsin gafur gibi sataşamaz. Davranışlarını kollayamazdı. Hele gafurun yerine şu yalabık, şu parlak domuzu yerleştirdi de gafurun odasına oğlanı aldı mıydı tadından yenmezdi. Düşünceler kafasının içinde durum amacısına akıyor akıyordu. Sabahleyin Veli geliyor. Veli'ye böyle böyle gidiyor. Mehmet geliyor. Mehmet'e böyle böyle. Deli oluyor sevinçten. Dargınlık margınlık uçup gidiyor. Memnun. Akşam bey geliyor. Hanımefendi gene belki de o çiyan yapıda oğlanlıdır. Kim bilir nerelerde. Açıyor beye. Diyor ki Mehmet'ten iyisini tövbe bulamazsın. Mehmet'in okuma yazması bile var. Sonra Mehmet, Mehmet gibi. Bu yeryüzünde yok. Vallahi yok. Billahi yok. Beyefendi. Ne biliyon? Ne biliyon mu dedi. Biliyorum işte diye yerleştiriyor. Beyefendi gülüyor. İyi ya şabacı diyor. Sen madem istiyorsun Mehmet olsun. Mehmet yerleşiyor. Gafur'un yerine evleniyorlar. Şimdi kendisinin yattığı oda ile Gafur'un odasını onlara veriyorlar. Dayayıp düşüyorlar. Hatça Ablası misafirliğe geliyorlar. Hatça Ablası da eniştesi de kıskanıyorlar. Düşüncelerinin burasında durdu. Pencereden geri çekildi. Sesli sesli kıskan dedi. Sen kıskanacan diye benim de tasam mıydı? Gafur'dan boşalan yeri, Gafur'dan boşalan yere Mehmet'in girmesini filan unuttu. Hatça ablası kıskanırsa varsın kıskansın. Hatça ablası kıskanacak diye güzelim köşkümü bulunacaklar. Yarın kaynatasıyla görümcesi kayınları da gelirler. Varsın gelsinler. Odalardan biri Mehmet'le ona yeter. Ötekinde de varsın onlar eylesinler. Dehşetli bir sevinçle ferahladı. Burunlamayacağım dedi. Ne diye burunlayacakmışım? Varsın gelsinler. Kocamın babası bacısı kardeşleri. Daha iyi birden çoğalırız. Benim de başkaları gibi arkamı olur. Arkası yarın.